Merhaba sevgili öğrencilerim, 4. sınıf matematik dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışırım. Sevgili öğrenciler, yazılı 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada beni hangi şehir hangi okuldan takip ediyorsun bunu yorumlar kısmına belirtebilirsin. Yorum en çok beğenileni sabitliyorum ve o kullanıcı sonraki videolarım içinde de kullanıcı adı okulu ve şehriyle birlikte belirteceğim bilgin olsun. Ve ilk soruyla başlayalım. 4 puan değerinde sevgili öğrenciler 2 madde var. Her yaptığın doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız diyor bize. Sevgili öğrenciler doğal sayılar ünitesiyle ilgili bir e, soru bu. Baktığın zaman bak burada bölükleri birbirinden aymış. Buraya bir nokta koyman yeterli. Bu noktanın altına 1000 yaz lütfen. Yani noktanın sol tarafında 58 ve 1000 ve devamında da 394 bu kadar. 58.394 yazdım mı tamamdır. Bu arada yazdığın her kelime birbirinden ayrı olması gerekiyor. Peki diğerine bakalım biraz daha büyütmeye çalışayım. Yine buraya baktığın zaman hemen noktayı ekliyorum buraya da sevgili öğrenci. Bu noktayı da 1000 şeklinde okusam yeterli. Noktanın sol tarafında 702 sağ tarafında 306. 702 bin 306. Yazdığın her kelimenin de birbirinden ayrı olmasına, ayrı yazılmasına da dikkat et. Bu aynı zamanda bir yazım kuralıdır. İki numaralı sorumuz. Aşağıda okunuşlara verilen sayıları rakamla yazınız diyor. Çocuklar burada da bakın bin kelimesinin altını çizmen gerekiyor. 579.315 sayısı Sevgili öğrenciler 579.579 579 Ve nokta şeklinde yazdım Birler bölü bak binler bölü varsa Birler bölünde 3 tane rakamın olması gerekiyor Zaten 315 315'te 3 basamaklı Bir sayıdır geçiyorum hemen diğerine 1000 kelimesinin altını çizdim 40.000 ben 40.000'i 40 nokta şeklinde gösterebilirim 115 sayısı zaten 3 basamaklı Bir sayıdır mesela burada 115 değildi atıyorum 42 olsaydı sıfır destekli 4 ve 2'yi yan yana yazarak tamamlayabilirim. Çünkü binler bölü olduktan sonra birler bölünde lütfen 3 tane rakam olması gerektiğini unutmayalım. 3 numaralı sorumuz aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları rakamla yazınız diyor. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz Birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507 215 2658 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Sorumuza döndük çocuklar. Burada şuna bakmak gerekiyor. Genelde buradaki basamakları büyükten küçüğe doğru verebilirler. 3 tane 10 binlik varsa o sayının sen 5 basamaklı bir sayı olduğunu bilmen gerekiyor öncelikle. 5 basamağı 5 çizgiyle gösterdim. En baştaki 10 binlik sevgili öğrencim. 3 tane 10 binlik yazıldı. 4 tane binlik yazıldı. 5 tane yüzlük yazıldı. 4 tane onluk yazıldı. 2 tane birlik yazıldı. 34.542 bin sayısına ulaşıldı. Eğer 700 binlik diyorsa sevgili öğrencim bu sayının 6 basamaklı bir sayı olduğunu unutmayalım. Tabi basamak adlarını bileceğiz. Eğer orada basamak o basamağa geldim de yoksa lütfen sıfır eklemeyi unutma. 7 tane 100 binlik yazıldı. 9 tane 10 binlik yazıldı. 5 tane binlik yazıldı. 8 tane yüzlük yazıldı. Buraya dikkat et. Onluk görüyor musun burada? Onluk ifadesini. Yok. O zaman görmüyorsan onu boş bırak, bırak, bırakmayacaksın. Yoksa sayı basamak kaybına uğrar. 2 tane de birliğimi yazdım. 795.802 sayısına ulaştım. Bir diğer sorumuz birler bölüğünde 325 binler bölüğünde 640 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bazıları oradaki sayıları tutuyor şöyle yapıyor 325'i yazıyor sonra 640'ı yazıyor. Yalnız sevgili öğrencim bu. Bu olmaz. Çünkü senin ilk başta yazdığın binler bölü olur. Önce sen 640 bini yazacaksın binler bölüğünde. Ondan sonra birler bölüğünü yazman gerekiyor. 640 325 doğru cevabım D seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz çözümlenmiş biçimi 500 bin, 10 bin, 700 ve 8 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sayıların okunuşundan yararlanarak yapabilirsin. Oradaki sayıların hepsini toplayarak yazabilirsin. 500 bin, 10 bin daha 510 bin eder. Birler bölümünde de 708 var. 510 bin, 708. Doğru cevabım C seçeneğidir. İstersen oradaki 500 bini yaz. Altına 10 bin yaz. Altına 700 yaz. Altına 8 yaz. Onları topla yine 510 bin, 708 sonucuna ulaşabilirsin. Kolay bir soruydu. Örüntülerle ilgili bir sorumuz. Aşağıdaki sayı örüntüsünde noktalı yere hangi sayı gelmelidir diyor bize. Önce örüntünün kuralını bul. Ondan sonra sıradaki sayı hesaplayabilirsin. 9 olmuş 20. 20 olmuş 31. Kaç artıyor? 9'a 11 ekledin 20 oldu. 20'ye artı 11 diyorum 31 oldu. 31'e artı 11 diyorum ve 42 oldu. 42'ye artı 11 diyorum 53 oldu. Yani bir önceki sayının üzerine 11 ekliyorsun. O zaman sıradaki sayı bulmak için Kolay değil mi bu? 53 ile 11'i toplaman yeterli olacaktır. O da 64 eder. Doğru cevabım D seçeneği. 8 puan değerinde bir sorumuz. Hemen bakalım. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız diyor. Bakalım. Eldelere dikkat edeceksin sevgili öğrencim. 6, 3 daha 9, 7, 2 daha 9, 8, 5 daha 13 eder. 1399. Burada herhangi bir elde karşıma çıkmadı. Bunda dikkat edelim ama. 8 5 daha 13'ün 3'ü. Yani eldeyi unutuyorsan çok görüyorum sevgili öğrenciler online derslerde de inani şekilde. 13'ün 3'ü elde var 1. Yani şuraya yazma ya. Gel buraya o 1'i hemen sol tarafındaki basamağı ekle. O 6'ydı, 1 geldi 7 oldu. 7 3 daha 10 eder. 10'un 0'ı elde var 1. Buraya ekledim. İstediğim yere eklerim. İster üstte, ister altta, hiç fark etmez. Niye ekledim biliyor musun? 18 daha çok kolay. Zaten söylüyorsun. 18 daha 18'in 8'i elde var 1. 7 3 daha 11 elde 11 eder. İşlem sonucu 11.803. Yaptığın her doğru için 4 puan sıralama hesaplamada yapabilirsin. Bir diğer sorumuz aşağıdaki çıkarma işlemleri yapınız diyor. 8 puan değerinde yaptığın her doğru için 4 puan hesaplama yapabilirsin. Matematik öyle bir derstir sevgili öğrencim. Bir tane sayı bile yanlış yazdığında olmuyor maalesef. 9'dan 5'i çıkarttım 4 kaldı. 8'den 4'ü çıkarttım 4 kaldı. 7'den 6'yı çıkarttım 1 kaldı. 6'dan 2'yi çıkarttım 4 kaldı. Ne mutlu karşıma onluk almadan bir çıkarma işlemi çıktı. Peki buraya bakalım. 1'den 2 çıkmaz komşuya gittin. Burada da şuna dikkat et. Ya komşudan bir onluk almıyor musun? Şaşırmamak için bazıları aldı 10'luğu unutuyor çünkü. Şaşırmamak için aldın 10'luğu hemen buraya tepesine yazdın. Ne geriye ne kaldıysa. 3 vardı 1 10'luğu aldım 2 kaldı. 10'luğu buraya ekledim. 11 oldu 11'den 2 çıkarsa 9 kalır. 2'den 5 çıkmaz 1 10'luk aldım 1 kaldı. Burası 12 oldu 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. 1'den 6 çıkmaz. 10'lu kaldım. Burada 8 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 6 çıkarsa 5 kalır. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 9 numaralı sorumuz parantezli işlemlerle ilgili. Aşağıdaki işlemlerde noktalı yerleri bulun. Çocuklar burada herhangi bir hesap yapmana gerek yok. Çok basit. Buradaki eşitliği terazi gibi düşün. Terazinin sol tarafı, sağ tarafı bunların hepsinin birbirine eşit işte olması gerekiyor. İster sayı olarak ister sonuç olarak. Hocam eşitliğin sol tarafında 8 var e burada da 8 var. 8'ler birbirini götürsün. Hocam eşitliğin sol tarafında 48 var e burada da 48 var. Bunlar da götürsün birbirini. Geriye ne kaldı? Çarpı 9. O zaman benim buradaki eşit olabilmesi için boş olan yere 9'u yazmam gerekmiyor mu? Eşitliğin sol tarafında 76 var. Burada da 76 var. Burada 81 var. Burada da 81 var. Tutup da orada çarpma işlemi yapmaya kalkma eşit olabilmesi için o zaman benim buraya 94'ü yazmam gerekiyor. 10 numaralı sorumuz 8 puan değerinde baktığım zaman yaptığın her doğru için 1 puan hesaplama yapabilirsin. Aşağıda verilen çarpma bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız. 10, 100, 1000 ile çarpma. Sevgili öğrenciler bir sayı 10 ile çarpmak için bakın onda 1 sıfır var. Yanına 1 sıfır getiriyorsun. 100 ile çarparken 2 sıfır. 1000 ile çarparken 3 sıfır getiriyorsun. 55 ile 10'u çarpacağım. 55'i yazarsın 1 sıfır getirsin. 48 ile 100'ü çarpacağım. 48'i yazarım. 2 sıfır getiririm. 58 ile 1000'i çarpacağım. 58'i yazdıktan sonra 3 tane sıfır getirsem otomatikman o çarpılır zaten. 83 ile 1000'i çarpacağım. 83'ü yazdıktan sonra sağ tarafına 3 tane sıfır getirirsem sonuca ulaşmış olurum. Sıra geldik bölmeye. Bir sayı 10'a bölmek için bakın burada 1 sıfır var. 100'e bölmek için 2 sıfır var. 1000'e bölmek için 3 sıfır var. Çocuklar 10'a mı bölüyorsun? Daha demin sıfır ekliyordun. Bu sefer sıfır siliyorsun. 10'a böldün bir sıfırını sildin. 80 sonucu bu kadar. Bir sayı 10'a bölmek için sağından bir sıfır silmen yeterli. 478. Bu sayı sen 100'e mi böleceksin? 100'ün içinde iki sıfır yok mu? 2 tane sıfır sildin mi? Bitti. Otomatikman zaten sonuç çıkar. Herhangi bir şekilde bölme işlemi yapmana gerek yok. 96 bini 1000'e böleceğim. E 1000'in içinde üç tane sıfır var. Üç tane sıfır silersin. Geriye ne kaldı? 96. O zaman işlem sonucu 96 olur. Ve bir diğer sorumuz 4 puan değerinde. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayınız diyor. Bakalım. Sevgili öğrenciler en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa yani 5'ten küçük bir sayı varsa kendi onluğunda kalır. Yok birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa yani 5 ve 5'ten büyük bir sayı varsa bir sonraki onluğa yuvarlanır. Burada 2 var kendi onluğunda kaldı. 60. Yüzlüğe yuvarlamaya hemen bakıyorum. Bu sefer son iki basamağına bakacağım. 50'den küçük bir sayı kendi yüzlüğünde kalır. 50 ve 50'den büyük bir sayı ise bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Çünkü burada 47 var 50'den küçüktür kendi yüzlüğü. Kendi yüzlüğünü sayının okunuşundan çıkartabilirsin. Hani sen bunu okurken 847 diyorsun ya. O yüz kelimesinde durduğun anda işte o sayının kendi yüzlüğü olur. 800 kendi yüzlüğü. 12 numaralı sorumuz verilen bölme işlemlerini yapmadan sevgili öğrenciler şimdi orada baksana işlemleri yapmadan diyor. Sen kenarda bu işlemleri yaparsan öğretmen de burada görürse puan kırabilir. Bölümün kaç basamaklı olduğunu noktalı yere yazınız diyor bize. Çok kolay bir konu bu. Gerçekten çok kolay bir konu. Neden? Çok kolay bir konu. 7'yi bulduğun ilk sayı sevgili öğrencim ben burada 7'yi hani 9'un içinde 7 var mı? Var. Tamam. Ben 9'da buldum. Ona 1 yaz. Tamam mı? Yanında da 2 tane rakam var. 1 artı 2'den 3 basamaklı bir sayı olduğunu bulabilirsin. 6'yı bulduğun ilk sayı. Mesela 4'ün içinde 6 var mı? Yok. 48'de 6 var. Tamam. Onu yuvarlak içerisine al. 48'i. Buraya 1 yaz. Yanında da 1 tane rakam var. 1 artı 1'den bölümün 2 basamaklı olduğunu bulabilirsin. 13 numaralı sorumuz 8 puan değerinde bir çarpma bir bölme işlemimiz var. Sevgili öğrenciler dikkat edilmesi gerekiyor. Bunları yapalım her doğru için. Bu bizden burada 4 puan olarak hesaplama yapılır. Şimdi ben burada 4'ü 6, 2 ve 1 ile çarpacağım. Buraya yazacağım. E 6'yı sonra 6, 2, 1 ile çarpacağım. Onu da buraya yazacağım. Ve en sonunda bunları toplayacağım. 4 kere 6, 24'ün 4'ü elde var. 2, 4 kere 2, 8, 2 de elde 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 4 kere 1 4 1 der de elde 5 eder. Geldim 6'yı şimdi. 6 2 ve 1 ile çarpmaya. Bir basamak kaydırmayı unutma. 6 kere 6 36'nın 6'sı elde var. 3 6 kere 2 12 3 de elde 15'in 5'i elde var. 1 6 kere 1 6 1 de elde 7. Daha sonra bulduğum sonucu. Toplayacağım. 4 direkt aşağı indi. 6 0 daha 6 eder. 5 5 daha 10'u 0'ı. Elde'ye de eklersem 8'e ulaştım. Geldim diğerine. En baştan itibaren başlıyorum. 9'un içerisinde 4'ü arıyorum. 9'da 4 2 kere var. 2 tane 4 8 eder. Çıkarttım ve 1'i buldum. 9'da aradım. Çocuklar bölüyeceksin, çarpacaksın, çıkartacaksın. Taktik bu. Sonra 8'i aşağı indiriyorum. 18. 18'de 4, 4 kere var. 4 kere 4 16 eder. Çıkartıyorum ve 2'yi buldum. Son olarak 3'ü aşağı indirdim. 23'te 4 5 kere var. 5 kere 4 20 eder. Çıkarttım ve 3 kalanı buldum. Başka da yok. Bazıları burada 3 kalanı buluyor. Sonra diyor 3'te 4 yok. Buraya bir 0 atıyor. Hayır. Yukarıdan aşağıya doğru indirdiğin sayıda yoksa eğer oraya bir 0 atarsın. Çocuklar buradaki terimlere de dikkat edin. 245 işlem sonucu 3'ün de burada kalan olduğunu unutma. 14 numaralı sorumuz 4 puan değerinde. Aşağıdaki sayının basamak adını ve değerini yazınız. Sayımız 875.028. 8'den başlıyorum. Çocuklar 8 burada. En sağdan sol tarafa doğru. Burası birler basamağı. Sonra onlar basamağı gelir. Sonra yüzler basamağı gelir. Sonra binler basamağı gelir. Sonra on binler basamağı gelir. Ve en son olarak 6 basamaklıysa 100 binler basamağı vardır. Basamak değerini bulmak çok basit. 8 birler basamağında 8 kere 1'den 8 eder. 2 onlar basamağında 2 tane onluk 20'dir. 0 burada yüzler basamağında 0 tane yüzlük 0 eder. 5 burada binler basamağında 5 tane binlik 5000 bin eder. Bak şöyle de yapabilirsin mesela. 5'in basamak değerini buluyorsun ya. 5'in sağ tarafında kaç tane rakam var? 3 tane. 5'i yazdıktan sonra sağına 3 tane 0 atarsan otomatikman basamak değeri çıkar. Mesela ben sana hemen bir tane yapayım. 7'nin basamak değerini bulacağım. 10.000'ler basamağında bulunuyor. 7'yi yazdım. 7'nin sağ tarafına baktığım zaman kaç tane burada rakam var? 4 tane. 7'nin sağ tarafına 4 tane 0'ı eklersen basamak değeri otomatikman çıkar. 8 burada 100.000'ler basamağında. 8'in sağında 5 tane sayı var. 8'i yazarsın. Sağ tarafına 5 tane 0 atınca ya da 8 tane 100 binden 800 bine de ulaşabilirsin. Sana kalmış. Kolay bir soru zaten. 800 bin burada basamaklı yerini bulabilirsin. 15 numaralı sorumuz bir diğer soru. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe sembol kullanarak noktalı yere yazınız diyor bize. Şimdi burada ilk başta bakman gereken basamak sayısı. Hepsini de 5 basamaklı olduğunu görüyorum sevgili öğrencim. Bir de yönüne bakman gerekiyor. Küçükten büyüğe. Artı küçüktür işaretini kullanman gerekiyor. Yani büyükten küçüğe doğru sıralarsan, yanlış sembol kullanırsan hep yanlış olur. Şimdi hepsi de 32 bin, 30 binli bir sayı. Bak burada 32 bin var, burada 32 bin var, burada 33 bin var, burada 30 bin var. Bir kere 30 binli sayı benim başa almam gerekmiyor mu? 30.260 bin 260 küçüktür. 32 binli sayılardan baktığım zaman bunlardan biri ikinci biri üçüncü sırada olacak. Her ikisi 32 ise. Burada 145 var. Burada 170 var. Tabii ki 145 daha küçük değil mi 30.260 küçüktür. 32.145'ten. O da küçüktür. 32.170'ten. O da küçüktür. Bu gitti. Bu gitti. Bu da gitti. Ne kaldı geriye? En büyükleri. 33.145. 16 numaralı sorumuz 4 puan değerinde. Aşağıdaki çarpma işlemini kısa yoldan yapınız diyor bize. Sevgili öğrenciler burada bir sayıyı 5 ile çarparken sağına bir sıfır atarsın yani 10 çarparsın 2'ye bölersin. Yani ben burada 56'yı 5 ile çarpacağım ya 56 ile 10'lu çarpıyorum. Yani sağına 1 sıfır ekliyorum. Sayı 560 oluyor. Daha sonra bunu 2'ye bölerek sonucu kısa yoldan bulabilirim. Aslında gereksiz işlemler yapmış. Zihinden diyor ama iki tane işlemi fazladan yaptırıyor bize. Beş tane iki, beşte iki iki kere var. iki kere 2, 4 eder çıkartın. Bir altı aşağıda. On altıda 8 kere var. 8 kere iki on altı. çıkartın. Sıfır. Burası sıfır olunca kalan sıfırı sağ tarafa doğru ekleyebilirsin. 56 ile 5'i kısa yoldan çarpmak istiyorsan sayının sağ tarafına 1 sıfır eklersin 2'ye bölersin. Bir diğer sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisi şekildeki yapıyı oluşturan birim küplerin sayısını vermez diyor bize. Çocuklar burada e, 24 tane küp olduğunu unutmayalım. Şimdi bak nasıl bulabilirsin biliyor musun? Burada 1, 2, 3, 4 tane burada var. Biz buna en diyelim. 1, 2, 3 de burada var boy diyelim. Bu iki tane de yükseklik diyelim. Oradaki 4, 2 ve 3 istediğin gibi çarpabilirsin. İstersen 3 ile 2'yi çarp. 6, 6 kere 4, 24 olur. A oldu. İstersen 4 kere 3, 12 de 12 ile 2'yi çarp. 24 bu şekilde de bulursun. İstersen 4 kere 2 de 8, 8'i 3 ile çarp. Yine 24'ü bulursun. Ama D seçeneği olmuyor. Çünkü 3, 2 daha 5. 5 ile 4'ü çarptın da. Zaten sonucu da farklı. 5 kere 4, 20 eder. Oysa burada 24 tane birim küp var. Doğru cevabım D seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz aşağıdaki bölme işleminde sembollerinden oluşan bölünen sayıyı bulunuz diyor bize. Bulalım sevgili öğrencilerim. Bu ikisini çarpıp üzerine 5'i eklemem gerekiyor. Değil mi? Bölüneni bulmak için. Bölenle bölüm çarpıp üzerine kalan eklenir. Yapalım hemen. 32 ile 13'ü çarpacağım. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. 1 kere 2 2. 1 kere 3 3 topluyorum hemen. 6, 9, 2 daha 11'in 1'i elde ekledim 416. Daha sonra buradaki 416 ile 5'i toplayacağım. Ve işlem sonucunu 421 olarak bulabilirim. Demek ki bölünen dediğimiz sayının burada 421 olması gerekiyor. Bir diğer sorumuz 4 puan değerinde. Bir araba fabrikasında 8900 işçi çalışmaktadır. Daha sonra bu fabrikaya 1706 işçi daha alınıyor ve işe başlıyor. Bir süre sonra araba satışları azalınca 2434 kişi işten çıkarılıyor. En son fabrikada çalışan işçi sayısı kaçtır diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler sırayla gidelim. 8900 kişi çalışıyor. Daha sonra bu fabrikaya 1706 kişi alınıyorsa işçilerin sayısı artar. Dolayısıyla benim burada toplama işlemi yapmam gerekiyor. 6 6 eder 0 aşağıda 9 7 16'nın 6'sı elde var 1 8 daha 9 1 elde 10 eder 10.606 daha sonra araba satışları azalınca 2434 kişi işten çıkarılıyor işten çıkarılınca çalışan işçiler azalır o zaman benim son durumda 10.606'dan 2434'ü çıkartmam gerekiyor sayıları yazarken alt alta gelmesine dikkat edin. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 0'dan 3 çıkmaz. 10'lu kaldım burada. 5 burası 10 on oldu. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. Son durumda bu fabrikada 8172 işçi vardır. 20 numaralı sorumuz 4 puan değerinde. Her katında 8 tane sınıf olan okulumuz 5 katlıdır. Her sınıfta 32 öğrenci vardır. Buna göre okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır? Adım adım ilerleyelim. 8 sınıf var sevgili öğrenciler ve 5 katlıymış. Her katta 8 sınıf varsa 5 katın tamamında 8 kere 5 tane sınıf olur. 8 kere 5 de 40 kadar değil mi? 40 sınıfın her, bak buradaki her kelimesi zaten bana çarpmayı hatırladı. 40 sınıfın her birinde 32 tane öğrenci varsa ben 32 ile 40'ı çarparak sonuca ulaşabilirim. 40'ın sıfırını bilerek dışarıda tuttum fark ettin mi? Sıfırı da etme. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12. Dahil etmediğim bir tanesi sıfırda sağ tarafına doğru ekleyerek bu okulda toplamda 1280 tane öğrenci olduğunu bulabilirsin. 4 puanlı bir diğer sorumuz. Her biri 28 kilogram olan elma kasalarından 65 kasa elmayı depoya boşalttık. Daha sonra bu depodaki elmaların tamamını 7 çuvala eşit olacak şekilde paylaştırdık. Çuvalın bir tanesi kaç kilogram gelmiştir? Çocuklar önce bu depoda Kaç kilogram elma var onu bulacağım. 65 kasanın her biri 28 ise 65 ile ben hemen burada 28'i çarparak önce elimdeki elma sayısını bulacağım. 8 kere 5 40'ın 0 elde var 4. 8 kere 6 48 4 de elde 52 eder. 2 kere 5 10'un 0 elde var 1. 2 kere 6 12 1 de elde 13 eder topluyorum hemen. 0, 2, 8 ve 1 Sevgili öğrenciler burada 1820 kilogram elma var. Ben bunları 7 çuvala eşit bir şekilde paylaştırırsam bölme işlemiyle paylaştırabilirim. 18'de 7 2 kere var. 2 tane 7 14 eder. Çıkarttım 4. 2 aşağıda. 42'de 7 6 kere var. 6 kere 7 42 eder. Çıkarttım 0. Kalan 0'ı burası 0 olunca direkt bölümün sağ tarafına doğru da getirebilirim. Bir çuvalın içerisinde 260 kilogram elma vardır. Sevgili öğrenciler, yazılımız sonardı. Bir puan aldın. Onu lütfen bizimle paylaş. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmuyorum. Herkese başarılar diliyorum.